Şimdi dışarı çıkıp yürüyeceğim ama yine de dedim üstüme bir şeyler giyeyim ya. Şöyle. Yani ne olur ne olmaz şimdi başka bir memleketteyiz. Hasta masta olup yamulmayalım. Bir şeyler giyeceğim. Dediğim gibi bu arada ben Adanalı olduğum için, Antalya'da da yaşadığım için hayatımda böyle soğuk görmedim ya. Eksi 6'da ben hiç durmadım yani. Hep olmuş bitmiş karı falan görüyordum. Bu ne? Bu termal kıyafet. Bu kadar da giymeye gerek var mı? Boş ver oğlum, bu kadar da değil anasını satayım. Şu an bir o kapının tam kapıyla şeyin arasındaki boşluğa gittim de o kadar da manyak bir şey yoktu yani. Şu boğazlı kazağım var bir tane. Onu giyeceğim. Tamam. Şimdi üstümüze bir tane de atkı alırız. Ceketimizi de giydik mi? Atkıya da bilmiyorum gerek kalmaz gibi geliyor. Ya bence bu kısa kolluyla da bu ceketi giyip çıkardım ama yine de alalım ya. Boşuna mı getirdik anasını satayım? Dümenden. Şunu da şöyle. Şöyle dursun bakalım. Evet. Hayatımdaki en soğuk anı yaşamaya gidiyorum şu an. Şu an tam eksi 6 derece. Daha yeni baktım Google'da. Şimdi buradan şu kapıdan çıkmıştık. Buradan çıkacağız. Sağa doğru gideceğiz. Ama isterseniz siz buradan da gidebilirmişsiniz. Ama ben şu an soğuk görmek istiyorum. Soğuk görmek istediğim için de bu kapıdan. Evet çıkıyorum. Aman Allah'ım çok heyecanlıyım. Öf, bir soğuk geldi ama bakalım. Hadi bakalım. Biri soğuk. Anam soğuk gibi lan. Bakalım. Evet. Eksi 6'ya çıktık. Bu muydu lan eksi 6? Bu muydu oğlum eksi 6? Bir cacık yok ya. Aha şey de şurada. Gördüm hemen yazısını. Metro şurada. Metro şuraymış da bilmiyorum ya. Şu an yani çok bir cacık yok gibi. Keşke kısa koluyla çıksaymışım. Lan şu atkıya da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok ya. Ben burada kısa koluyla bile gezerim. Harbiden ben burada yani duman çıktığına bakmayın. Öyle çok bir soğuk yok. Deyip yarın yatak döşek hasta oluyormuşum Moskova'da. Boku yiyormuşuz. Böyle bir havasında bir şey var ya sanki pis gibi. Şuradan karşıya atlayalım hemen. Metroya. Aerok Aero Express yazıyor. Ruiste. Ruiste. Şimdi şuradan gidiyoruz. Gidiyorum gündüz gece. Burası ne acaba? Ha burası otopark herhalde. Aynen. Burası da şey işte. Ne onun adı? Metro. Evet arkadaşlar. Moskova'ya gelirseniz Vnukovo Havalimanı'na. Abi çıktınız mı kapıdan? Metro hemen burada. Eşek kadar yapmışlar zaten adamlar. Buradan sürekli de bir anons var anasını satayım. Buradan Allah. Açılmadı. Sıcacık metroya giriyorsunuz. Metro harbiden sıcacık şu. Evet. An itibariyle Moskova'dayız. Savaş olan bir ülkedeyiz. Ya şunu bunu çıkartayım yoksa ben şu an burada terlerim. Burası sıcak. Dışarısı da zaten çok bir şey yoktu. Hatta şu an inceden karıncalanma başlıyor bende. Şunu koyayım da. Burada bakalım ne taraftan gideceğiz. Ne diyor? Metro aeroport. Vnukovo diyor. Otobüs Moskova diyor.
Международный аэропорт Внуково диyor. Ay, Express for Moscow diyor. Bizim Express for Moscow taraftan gitmeniz lazım o zaman. Aynen. Evet arkadaşlar, geldiniz mi buradan gideceksiniz. Rusya okumayı öğrenin gelmeden. Express train to Moscow. Aha şurası da bilet yerleri herhalde. Buradan bilet alıyorduk. İnternetten birkaç video izledim de çok da bakasım gelmedi. Çok da bakasım gelmedi kendim şey yapayım diye. Yo, burası aynen geri havalimanına çıkıyor. Şeye binilen yerler nerede acaba? Kesin buralar tam işte o bahsettiği gibi 5.30'da açılıyor. Aynen. Uf, çok sıcak şu an. Terlemeye başladım. Burası havalimanına çıkıyor. O zaman bir şey yapalım ya. Havalimanına gidelim. Ya da tam bu arada oturulacak bir yer varsa orada oturalım. Buraya böyle şunu açayım da öyle konuşayım. Açalım. Buraya dümenden bir güvenlik yapmışlar. Yani hiç öyle çok bir şey dikkat etmiyorlar. Şimdi ne diyor? Tupolev diyor. Tupolev Andrei Nikolayevich diyor. 1888'de doğmuş, 1972. Meşhur. Meşhur değil de Tupolev uçağının herhalde şeyi bu abi. İsminin geldiği bu abi. Abi bunlar niye çalışmıyor? Kurban olayım. Bunu kov, düzeltin bunları. Beni dellendirmeyin. Üf, çok sıcak. Bir an önce üstümü çıkartmam lazım. Bunu elime alacağım mecbur. Acil. Şimdi üstümdekileri çıkartacağım. Çok sıcak. Çok sıcak. Abi insanlar nasıl montla duruyor? Yiyeceklerimi yedim, bir tek kaldı. Bunu şöyle ayırayım. Şöyle çıkartalım. Şunu yine bir içine koyacağım. Bunu çanta yapıyorsun. Süper olur. Soyundum. Meyve suyum var. Bir tane meyve suyu içelim ya. Sonra da havalimanını gezeceğim biraz. Bakalım nasılmış. Moskova. Dünyanın en büyük başkentlerinden biri. Havalimanının güzel olması lazım. Burada böyle uyuyanlar var. Bu da çok şekerli. Bu kalmış. Bizim külüste de aldım çıkıyorum. Şuna gidip bir çöpe atayım da. Elimdekileri. Yine ben dayı. Şuradaki dayı bana baktı. Daha demin de burada konuşma yapmıştım. Kamerayı buraya koyup yine koyacağım. Abi ben sıcaktan çok nefret ediyorum çünkü terliyorum. Terlemek de pislik. Şimdi şurada bir süt burgerim kalmış. Bunu yiyeceğim, sonra gideceğim elimi yıkayacağım. Sağa sola elledim hep. Elim pis oldu. Gidip elimi yıkayacağım. Sonra bir şu Moskova Havalimanı'nı gezelim. Sonra da saate 5.30-6 edeceğiz. Metroya binip şehir merkezine gideceğiz. Şimdi bir az kullanılan bir lavaboya gideyim. Şu tarafta var diyor. Tuvalet yazıyor. Gidelim hadi. Tuvalet
Şuradan bir lavaboya gidelim. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Bir aklanıp aklanalım. VIP lounge diyor. Hani lan nerede tuvalet anasını satayım? Bir saattir geliyoruz. Hah burada. Tuvalet. Tuvalete gidelim bir. Anam tuvalete bak. İçeride otogar şeyi var. Oy. Yavaş ulan. Oh geldik. Şimdi bir elimi yıkayacağım. Bunu nereye koysam? Şuraya koymak istemiyorum ya. Pis duruyor. Hah, valizimin üstüne koyayım. Sanki valizim çok temiz. Bakın şurada bir şey göstermek istiyorum. Burada böyle bir sistem var. Bunu ittirdikçe peçete çıkıyor. Ama abi ben burada herkesin dokunduğu şeye dokunmak istemiyorum yani. Niye böyle bir sistem var acaba? Hiç yani mantıklı değil. Bizim Türkiye'deki gibi olsa elini gösterince bzzzt. Ne güzel bzzzt. Oğlum yavaş açın şu kapıyı lan. Ne var bu kapıda anasını söyleyeyim ya. Hayvan gibi açıyorlar aynı. Aha burada kafe gibi bir yer var. Oturalım buraya ama bir şey içmem ben. Böyle yerlere para vermem ben. Ama yine de menüye bakarız. Şuraya oturalım. Şurada rahat bir yer var gibi. Şimdi şurada fiyatlar var. Oturunca size fiyatları göstereceğim. Abi inşallah garson gelip bir şey sormaz. Hadi bakalım. Şöyle alalım şunu da.